Dünyanın bir fotoğrafına baktığınızda en çok hangi rengi görüyorsunuz? Mavi gezegenimizin yüzeyinin %70'inden fazlası su, yaşam için en önemli sıvı. Aslında bilim adamları dünyadaki hayatın yarısından fazlasının okyanusta olduğunu düşünüyor. Deniz yosunundan köpek balığına, karideslere kadar okyanuslar şaşırtıcı canlılarla doludur. Ve biz sadece %10'unu keşfettik. O halde hadi dalalım. Temel gerçekler. Okyanuslardaki yaşam bütün gezegenimizdeki canlılar için çok önemlidir. Soluduğumuz oksijenin büyük bir kısmı okyanuslardan, fitoplankton adlı küçük bitkilerden gelir. Bu plankton ürettiğimiz karbondioksitin yarısını emer. Okyanuslar şimdiye kadar görülmüş en küçük organizmaları ve en büyük hayvanları barındırır. 30 metre uzunluğa ulaşabilen büyük mavi balina bir dinozordan bile çok daha büyüktür. Birçok insan okyanuslarda hala keşfedilecek milyonlarca deniz türünün olduğuna inanır. Bu çok fazla balık. Bazen denizlere bakınca suyun tek bir yerde bir havuz gibi kaldığı gözükebilir. Ama aslında okyanus sürekli hareket eder. Sıcaklık ve tuz farkı nedeniyle okyanusların içinde adeta nehirler akar. Bu nehirlere okyanus akıntıları deriz. Akıntılar tüm dünyada besin maddeleri ve hava koşulları taşır. İngiltere'nin ve Kanada'nın aynı hizada ve kuzeyde olmasına rağmen neden Kanada'nın daha soğuk olduğunu hiç merak ettiniz mi? Çünkü Meksika'dan gelen sıcak hava akımını taşıyan bu okyanus akıntısı yüzünden. Bu güzel derin ve mavi okyanuslarımızın önemine rağmen insanlar okyanuslarımıza hiç dikkat etmemişlerdir. Uzmanlar şu anda deniz yüzeyinde yüzen plastiklerin yaklaşık 270 milyon kilo olduğunu tahmin ediyorlar. Ve yavaş yavaş batan ve deniz hayatı tarafından yenilmekte olan çok daha fazlası var. İnsanlar av ve balık tutarak neredeyse birçok canlı türünü yok etti. Balinalar, kaplumbağalar, köpek balıkları ve diğer türlerin sayısı son birkaç yüzyılda önemli ölçüde düştü. Neyse ki birçok ülke denizlerimizdeki değerli hayatı korumak için artık bir araya geliyor. En küçük canlılara ve en büyük canavarlara ev sahipliği yapan okyanusumuz bizim en değerli hazinemizdir. Öyleyse balık dostlarımıza göz kulak olalım ve keşfetmeye devam edelim. Ne bulacağımızı kim bilir?